Sofen bölgesi M.Ö. 8. ila 7. yüzyıllarda Urartu Krallığı'nın bir parçasıydı. M.Ö. 8. yüzyılın başlarında bölgeyi krallığıyla birleştirdikten sonra Urartu Kralı 1. Argişti, sakinlerinin çoğunu yeni inşa ettiği Erebuni şehrine yerleştirdi. Büyük İskender'in M.Ö. 330'lu yıllardaki seferleri ve ardından Ahemeniş İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra Ermenistan'ın Yunan etkisine maruz kalan ilk bölgelerinden biri oldu ve Yunan kültürünün bazı yönlerini benimsedi. Sofen bölgesi yeni bağımsız Büyük Ermenistan Krallığı'nın bir parçası olarak kaldı. M.Ö. 3. yüzyıl civarında Selefkos İmparatorluğu Sofen bölgesini Büyük Ermenistan'dan ayrılmaya zorlayarak Sofen Krallığı'na yol açtı. Krallık Orontitlerin bir kolu tarafından yönetiliyordu. 3. Antiyokus'un M.Ö. 190 yılında Magnesia Savaşı'ndaki yenilgisinden sonra Zariadres kendisini Sofen Krallığı'nın bağımsız hükümdarı ilan etti. Krallığın başkenti Diyarbakır'ın kuzeyinde Dicle Nehri üzerinde şu an terk edilmiş olan Eğil kasabası olarak tanımlanan Karkotiosirt'aydı. Ancak en büyük yerleşim yeri ve tek gerçek şehri daha kuzeyde bulunan Arsamosat'aydı. Arsamosat'a M.Ö. 3. yüzyılda kurulmuş ve belki de M.Ö. 13. yüzyılın başlarına kadar varlığını sürdürmüştür. Sofen Krallığı, Büyük Ermenistan Kralı 2. Tigran tarafından M.Ö. 95 yılında fethedildi. Ancak Tigran, Roma ile yaptığı savaş sırasında M.Ö. 69 yılında Sofen Krallığı üzerindeki kontrolünü kaybetti. Büyük Tigran'ın Romalılar tarafından yenilgiye uğratılmasından sonra Pompey, Tigran'ın oğlu Genç Tigran'ı Sofen'in hükümdarı olarak atadı ve ardından krallığı Kapadokya Kralı 1. Ariobarzanes'e bıraktı. M.Ö. 66 yılından sonra Sofen'in Büyük Ermenistan Krallığı kontrolüne mi geri döndüğü yoksa Kapadokya'nın bir parçası mı olduğu tartışılmaktadır. M.Ö. 54 civarında Romalılar Emesalı Sohemus'u Sofen Kralı olarak yerleştirdiler. Bundan sonra Sofen tekrar Ermeni kontrolüne geçti ve bir Ermeni vilayeti olarak yönetildi. Orontit Hanedanı'nın kolları Büyük Ermenistan tarafından ilhak edildikten sonra Sofen Krallığı'nın bazı kısımlarını yönetmeye devam etti. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.